Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Laravel'de mail nasıl gönderilir buna bakacağız. Laravel'de bunun için hazır olarak yapılmış bir tane yapı var ve çok güzel çalışıyor. Ben kendi projelerimde de bunu kullanıyorum. Dilerseniz bunu bir inceleyelim, bunun üzerinden bir yürüyelim. Nasıl yapıldığına bir bakalım. Şimdi şuraya geliyorum. PHP artisan mail controller diyorum. Mail controller diyelim. Buradaki amacımız mailin nasıl gönderildiğini göstermek zaten. HTTP içerisinde mail kontrolörümüz geldi arkadaşlar. Şimdi root kısmına geleyim. Bir tane şuraya root get diyeyim. Mail gönder diyelim. Nerede çalışacak arkadaşlar? Mail controller at send diyelim. Böyle bir tane metot verelim. Şuraya da o zaman ne yazacağız? Public function send diyeceğiz. Kullanımı çok basit. Şuradan öncelikle NGV dosyasından Mail Driver bölümünü düzenlememiz gerekiyor. Ben bunu kendi sistemime göre ayarlayayım. Siz de kendinize göre ayarlayın. Belirteceğim. Username'imi belirteceğim. Şifremi belirteceğim. Şuradan description'ına Encryption'la TLS diyeceğim. Burada bir de şöyle bir ayar da yapabiliyoruz arkadaşlar. Buraya ek olarak şöyle bir ayar. Mail from adres dersem bu adresin nereden geldiğini gösteriyor. Info at mertbuldur.com olsun. Şu şekilde şöyle. Bir tane daha parametre var. Bu da nedir? Mail from name yani ismi ne olsun diyor. Mert Buldur olsun. Bu ayarları buradan yapabildiğimiz gibi şuradan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Config'in içerisindeki mail'den de yapabiliyoruz. Bakın zaten host'u NGV'den çek yoksa bunu dahil et diyor. Port'u da yine NGV'den çek yoksa bunu dahil et diye bu şekilde hazırlanmış bir bölüm var. Şimdi geldik. Nasıl mail göndereceğiz? Öncelikle resource kısmına geliyorum. Vibes kısmına geliyorum. Ve şuraya bir tane folder oluşturuyorum. Mail diyelim adına. Ve içerisine de mesela hoş geldin hoş geldin nokta blade nokta php diyelim. Böyle bir tane şey oluşturalım. Blade dosyası oluşturalım. Konuşamadım. Şimdi mail kontrolünün içerisinde kullanacağımız class şu arkadaşlar. Use mail. Bu otomatik olarak geliyor. Bunu bu şekilde dahil ediyoruz projemize. Yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Mail send diyorum. Buradaki ilk parametreme hangi görüntü dosyasından çalışmasını istiyorsa onu belirtiyorum. Hoş geldin. Tabii nerede? Mail nokta hoş geldin. Daha sonra arkadaşlar bu template'in içerisine parametre göndermek istiyorsam buraya array olarak tanımlıyorum. Array diyelim bunun içerisine dolduracağız. Daha sonra function diyorum. Message diyorum ve aşağı indiriyorum. Tamam. Bu şekilde bir kullanım yaptık. Mesajıma konu ekleyebiliyorum arkadaşlar. Subject diyerek konumu ekleyebiliyorum. Mesela ne? Hoş geldin olsun. Daha sonra mesajın nereye gideceğini belirtmek istiyorum. Message to diyorum ve buraya buldurmert@gmail.com diyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Elinizdeki array'i burada kullanmak istiyorsanız yani şöyle diyelim mesela email buldurmert@gmail.com. Ben bu e-mail'i burada böyle direkt kullanamam arkadaşlar. Şuraya direkt e-mail yazamam. Ne yapmam gerekiyor? Şuraya gelip use deyip e-mail'i yazmam gerekiyor. Yine virgül atarak burada kullanacağınız bölümleri belirtebiliyorsunuz. Bir de array oluşturalım. Name'ine Mert diyelim. Surname'ine Buldur diyelim. Ve tarihe de ya da date diyelim buna da. Date YMD diyelim. Şimdi bu buraya gönderilecek. Bizim burada yapmamız gereken bir tane div atalım mesela. İsmi ne diye göndermiştik? Name diye göndermiştik. Yani name olarak alacağız. Soy ismi ne diye gönderdik? Surname. Şöyle diyelim. Merhaba. Mert Buldur. Şöyle virgül atalım. Hatta şöyle yapalım. Merhaba Mert Buldur. Sistemimize date tarihinde
kayıt oldunuz. Tebrik ederiz. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ne yazacaktık buraya? Mail gönder. Şu an çalışıyor. Belki şeyden hata verecek. Verirse. Büyük ihtimal o hatayı alacağız. Yani şu an benim sunucumun üzerinde çalışmadığı için. Şu anda lokal hostta çalıştığımız için güzel hosting herhalde buraya bir yetki vermiyor. Bu yüzden mail gelmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle dönüyor. Yoksa normalde tak diye gönderiyor. Evet bakın. Bağlantı kurulamadığını söylüyor güzel hosting'e. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mantık tamamen bu. NGV dosyasını buna göre düzenlerseniz ve aynı bu kodları yazarsanız burası bu şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Eğer çalışmazsa zaten biz irtibata geçeriz. Yine yorum kısmından da bana yazarsınız soru olarak da. Ama mantık bu. Şu anda hosting'e komple dosyayı atmak çok zahmetli iş olduğu için. Yani bundan kaçındığımdan da değil de aslında hani onu oraya al oradan oraya at gibi şeye gerek yok diye düşündüm. Ama mantık bu arkadaşlar. Yine yapamazsanız dediğim gibi soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Oradan muhakkak yardımcı olacağım.